Sevgili T24 izleyicileri, yine bir 25 Kasım yaşadık. Yine özgürlükler engellendi. Valilikten yayınlanan yasaklamayla kadınlar yürüyemediler. Ama Türkiye'deki durum fecaat. Sadece Ekim ayında bile 48 kadının öldürüldüğünü görüyorum, okuyorum. Teknoloji yazıyor olsam da bir kadın olarak bu konulara kayıtsız kalmam kabul edilemez tabii ki. Dolayısıyla Canan Hanım'ı buldum. Canan Güllü, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı. Bu konuları onunla konuşmak istedik. Canan Hanım bize bütün bu Türkiye'deki manzarayı anlatacak diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Canan Hanım, önce isterseniz en baştan başlayalım. Yani 25 Kasım nedir? Neyi burada hatırlıyoruz? Niçin kadınlar yürümek istedi? Ve de tabii ki neden bu protestolar engelleniyor? 1990'larda bizim için tamamen gün olarak anmayı yaptığımız ama Dominik Cumhuriyeti'ndeki Mirabel kardeşlerin aslında eşit işe eşit ücret şiarıyla yola çıktığı ve katledildikleri egemen gücün, baskın gücün altında can verdikleri bir sürecin aslında bugün anmasını ve o mücadelenin devam ettiğini dile getirmek adına söylemler geliştiriyor ve yürümeye gayret ediyoruz. Çünkü yürütmüyorlar. Çünkü hala mücadele devam ediyorsa da haklarımıza genel anlamda erişmediğimizin resmidir. Bu 25 Kasımlarla ilgili çok uzun yıllardır bizler sahada sivil toplum örgütleri olarak çalışıyoruz. Yani burada kırmızı çiçek vermeyin, işte burada bir kutlama yapmayın. Burada var olan kazanılmış haklardan geriye gidiş ve teknolojinin de gelişmesiyle, dünya düzeninin değişmesiyle kaybettiğimiz, kazanmamız gereken yeni haklarla hak mücadelesinin devam ettiğini, söylemleri böyle geliştirmek gerektiğini, özellikle yönetim kademesindeki iktidarların bu konuda önlem alması için ses yükseltiyoruz. Ancak sesimiz kitleler tarafından duyuluyor. Bu önemli. Bu kadar yıllar içinde hani çok uzun yıllardır bir aktivist olarak bir kadın mücadelesi yapan kişi olarak bu seslere ses katmanın süreçte çok gelişim olduğunu, değişim olduğunu görüyorum. Ancak bu sesi yükseldikçe ondan korkan, ondan çekinen, dolayısıyla da engellemeye yönelen de iktidar mensupları var. İktidarın genel fikri midir onu bilmem ama hani valilikler, kaymakamlıklar ses yükseltmemizin önüne birer set çekmeyi de yasaklamalarla getirmeye çalışıyorlar. Son özellikle 3-4 yılda hatta Covid döneminin öncesinden başlayan eylemselliğe karşı bir duruş var. Bu açıdan bakmak lazım aslında. Yeterli Kim, oluyor mu niye, neden? sizce Canan Hanım? Yeterli oluyor mu bu ses? Yani bunun yükselmesi gerekiyor mu? Davet ediyor musunuz Tabii diğer kadınları da? ki. Tabii ki. Yani tek başına sivil toplumun sesinin yükselmemesi gerekir zaten. Bunun yanı sıra sizin girişteki söylemimiz çok önemliydi. Teknolojiyle ilgileniyorum ama ses yükseltmem, siz epeydir ses yükseltiyorsunuz aslında. Sizin gibi hele hele dün inanın ben yetişemedim telefon mesajlarıma. Yüzlerce kadın hiç bu konuyla eti yani kenarından köşesinden değmemiş. Eti, suyu, tuzu, kuru dedikleri hikayeden arkadaşlarım bile ben artık sahada olmak istiyorum diye mesaj atıyor. Ben ne yapabilirim? Bizi yönlendirin. Bizim sesimiz gür çıkar, daha da gür çıkar. Çünkü olağanüstü hallerde, Covid dönemlerinde, 8 Mart'larda bunu engellemeyi çalışmak zaten bu sesin gür çıktığını gösteriyor ama yeterli olabilmesi anlamında iktidarların bu konudaki korkusunun yanına o sesi daha da gürleştirmek gerekiyor. İşte iş dünyasının sesini ekliyoruz. Yerel yönetimin sesi ekleniyor. Medyanın sesi bu olaya bakışı ve bu olayı yansıtması eklemlerin içine geliyor. Hiç alakasız noktasında diyeceğiniz hani öğrenimine devam eden öğrencilerin bu konuya da dikkat çekerek mücadelenin içinde olması biraz daha aşağı indi seviye. Hatta lise öğrencileri bile kadının insan hakları mücadelesinde ses yükseltmeye başladılar. Bence tıpkı Cumhuriyet'in kuruluş döneminde mücadele eden kadınlar gibi aslında o dönemde mücadelenin farkındalığıyla yola çıkan, hak taleplerini dile getiren ve kazanan
kadınlar olarak biz kazanacağız diyorum. Yani bu ses yükselecek. Yaptıklarıyla, engellemeleriyle kendi adları tarihe bambaşka bir isimle yansıyacak iktidarların. Bu açıdan dünkü 25 Kasım anma günleri için sokakta sesini, davetini, taleplerini dile getiren arkadaşlara işte kelepçe vurmak ya da gaz sıkmak ya da bariyerlerle engellemek. İstanbul'da dün 3'ten itibaren yaşam durdu. Kadınlar Taksim'e yürümesin diye saat hatta 14.25'ten itibaren, çünkü oralardaydım ben, 14.25'ten itibaren Taksim Meydanı'nda ciddi bir kapanış oldu. Kime yapıyorsunuz bu kapanışı? Kadınlar yürümesin diye. Acil işi olan hastaneye gitmek, resmi kurumda işi olanlar ya da özel sektörde sahada işi olan bütün insanlara engelleme koyuyorsunuz. Ancak o engellemeyi yaşayan insanların da kadınların neden o yürüyüşü yaptığını algılaması, anlaması ve birlikte dayanışarak mücadeleye katılması gerekiyor. Çok haklısınız Canan Hanım. İyi ki de varsınız. Bu arada belki biraz sayı da vermek lazım. Bize biraz veri sunar mısınız bu kadın şiddeti konusunda? İktidarın en önemli handikapı, öyle söyleyeyim. Bir verisizlik, her alanda olduğu üzere kadına şiddet konusunda da bir verisizlik yaşıyoruz. Kaç kadın katledildi bir ay içinde? İşte Türkiye'de 3 kurum bu verileri medyaya yansıyan rakamlar üzerinden derleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakarak ortaya koyuyoruz. Bu kadınlar nerede, kimler tarafından öldürüldü diye biz 10 ayın rakamlarını çıkardık ve 10 ayın rakamları üzerinde 357 kadının medyaya yansıyan haberler üzerinden katledildiğini görüyoruz. Şimdi bu katledilme çok önemli. Bu sene sadece 10 ay, 2024 yılında 10 ay, Ekim'in 31'i itibariyle medyaya yansıyan ve haberler üzerine derlediğimiz, önümüzde 2 ayının rakamları daha eklenecek bunlara. Ama sadece ve sadece işte Ekim ayında 40 küsur kadının katledildiğinden, yani her ayın günlerinden fazla 30 ya da 31 çeken aylarda 40 üstüne çıktığımız, şüpheli ölümlerin bazılarına erişebildiğimiz, bazılarına erişemediğimiz, dolayısıyla rakamların içinde bazen var bazen yok olanlarla beraber 357 kadın katledilmiş bir orman. Bunları yan yana koyduğumuz zaman biz 2008'den bu yana derleme yapıyoruz ve 2008'den bu yana geldiğinizde 4600'ün üzerine bir rakam çıkıyor sistemde katledilen, gerçek olarak kayıtlara geçen. Tüm bunların demografik yapıları önemli. Nerede öldürüldüler? Kim tarafından öldürüldüler? Hangi illerde öldürüldüler? Bunlara bakmak lazım ki önleyici politikaları da bu açıdan hayata geçirmek gerekiyor. Ben bu dönemde, bu şiddetin 25 Kasım gününde aslında verilerden de bahsetmek istememe yolunu seçtim. Onu da size hemen söyleyeyim. Çünkü bir kadının hayatı çok önemli bizim için. Bir kadın hayatından biz ilk başlangıçtan bugünlere geldiğimizde 357 kadın dediğinizde içselleşmiş bir rakam. Yani 357 ile bir kadın arasında sanki hiçbir fark yokmuş gibi oluyor. Rakamlar büyüdükçe, sadece vahşileştikçe biraz böyle toplumda bir tepki yaratıyor. İşte surlarda geçen gün kafası kesilen arkadaşım da biraz böyle toplum ah oh dedi ama yani sonra daha nasıl katledilecek? Yani biraz daha geriye dönersek, hani Muğla'da Pınar Gültekin çimentolandı, katledildi, yakıldı. Bunlar vahşi. Ben artık bu cinayetlerin tanımlamasına kelime bulamıyorum. Dolayısıyla da rakamların benim nezdimdeki söylememek, daha fazla içselleştirmemek adına kamuoyuyla paylaşıyoruz. Farkındalığınız artsın ama önlemler paketiyle bunu önleyebileceğimiz ve bir kadın hayatının hepimiz için çok değerli olduğunun da farkındalığını arttırmak istiyoruz. Örneğin kadını katlettiler. Kadın katledildikten sonra geride kalan çocuklar meselesi var mesela. O çocuklar baba ya da ayrıldığı eş, o da baba, hiç fark etmiyor. Yani sonuçta evlilikle ya da ayrıldığında, baba öldürdüğünde anneyi, baba da hapse giriyor. Geride kalan çocuklar için bir mekanizmamız yok bizim. Bir kadının geride bıraktığı çocuk 357
ya da işte 400 kadının bıraktığı, bugüne kadar 4000 küsur kadının bıraktığı çocuklar. Ya yani Türkiye aslında gitgide psikolojisiyle ciddi bir erozyona uğrayan durum ve konumla karşı karşıya. Çok haklısınız. Yani burada sadece kadın şiddeti olayı yok. Yanı sıra çocuklarla da ilgili bir sorun var ve topluma etkileyebilecek bir durum. Siz İstanbul Sözleşmesi'ne geçeceğim ama öncesinde şunu sorayım. Aile ve Kadın Bakanlığı'nın Politikaları Bakanlığı değil mi ismi? Yeterli buluyor musunuz çalışmalarını ya da ne tür Çok özür çalışmalar dilerim. yapmaları gerek düşüncesindesiniz? Şu Aile Politikalar Bakanlığı ismini bir konuşalım isterim aslında. Son 5 yılda, yani daha doğrusu 2011 yılında, şimdi siz söyleyince tanımı birden aklıma geldi. 2011 yılında Kadın Bakanlığı'ydı. Aileden sorumlu ve kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili çalışmalar nedeniyle Aile Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı'na evrildi. Yani birdenbire kadından sıyırdık, kadını ailenin içine koyduk ve sistemi Çalışma Bakanlığı'yla da entegre ettik. Sonra Çalışma Bakanlığı'nı çıkardık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. Ben de geçtiğimiz aylarda çok bakmamışım, çok da ilgimi çekmemiş galiba, dikkatimi çekti. Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı olmuş. Yani politikası falan da gitmiş artık. İçinde bulunan Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü vardı. Statü gitmiş, kadın sorunları diye bir şeye dönüşmüş. Yani aslına bakarsan politikasızlığının yansıdığı bir resim ortaya çıkmış sevgili Füsun Hanım. Yani sürecin içinde politikasızlıktan çekiyoruz ya. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kadın Bakanlığı'na evrildiği süreçten itibaren diyaloglarımız bizim de aşağıya doğru çekildi. Onlar kendi alanlarında daha çok yardımı entegre etmeye çalıştılar. Kadını güçsüz bırakan yardımlar, yardıma bağımlı hale getiren çaba ve gayretlerin içinde oldular. Bu süreç içinde sığınak sayılarını yükseltmediler. 33 milyona yakın sosyal yardım verdik diye onlarla övündüler. Sosyal yardımı alan kadın yoksul kadın demektir. Yoksul kadın demek de bakıma 33 muhtaç, milyon sürekli. rakamı biraz tuhaf değil mi? 33 milyon rakamı biraz tuhaf değil Evet, mi? Zaten çok tuhaf. 80 milyonluk Türkiye'de yarısı kadın olsa, işte 45 milyon kadın olsa 33 milyon, yani bir yandan korkunç bir rakam ama bir yandan da abartı mı var diye düşünmeden edemiyorum. Bu bir yandaş besleme programı olduğu için ben hani abartılı bulmuyorum aslında. 33 milyon kişi kadın aile kurum olarak geçiyor. Bu nedenle de bir politika, siyasal iktidarın kendini aklama, gösterme ya da işte politikanın sürdürülebilirliği, siyasal iktidarının sürdürülebilir olma yolu, yani direkt olarak kadını güçlendirme, kadını belli evrelerden ve belli seviyelere çıkarma durumu değil. Yani doğrudur, dikkatinizi çeksin, herkesin dikkatini çeksin. Ama Sayın Bakan'ın ağzından açıklandığı için biz de bunu fark etmiştik. 33 milyon Türkiye'nin neredeyse de %50'sine eşdeğer bir konuma geliyor bu sosyal yardımlardan. Biz bu sosyal yardımların yeri ve gereğinde iktidar tarafından yapılmasını, hani sosyal devlet ilkesi gereği bazı konularda tamamlanması gerektiğine ses çıkarmıyoruz, ama sosyal politikaları bir siyasal iletişimin aracı olarak kullanınca kendi yandaş çevresine, bakım yükünün dışında ihtiyaç hasıl olmayan konumlarda verdiği zaman hem kutuplaştırma, hem ayrıştırma, hem de Türkiye'nin bir biat sistemine yönelen, yani verdiğiniz kadar alırsınız, ne kadar ekmek o kadar köfte hikayesi gündeme geliyor. Bu yanlış anlatmaya çalışıyoruz. Aile Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarından uzaklaşması aslında hepimizi bugün içinde bulunduğu sorunun temeline götüren nokta. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden de biraz sonra soracağınız İstanbul Sözleşmesi aynı şekilde kaldırıldı. Yani iktidarın elinde bir oyuncağı var. Korku yaratan, bir din tarafıyla korku yaratan bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde, işte cinsel yönelimler üzerinden vatandaşı yanlış bilgilendirerek yönlendirdiği sorunlar var. Çok ilginç söyledikleriniz. Özellikle aile, Kadın ve Aile Bakanlığı
Yani korkutucu bütün bunlar. Kadınlar açısından bu gelişmeler korkutucu. Bir yandan yandaşlardan bahsetmiyorum. Ama kadını yardıma muhtaç hale getirmek, sosyal yardım güzel. Ama AKP'nin zaten bakış açısı bu. İnsanlara sosyal yardım adı altında aslında seçmene rüşvet gibi bir şey olmuş oluyor bu. Çok daha Şimdi güzel size tanımladınız. İstanbul, evet, İstanbul Sözleşmesi'ne geçelim. Bu konudaki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani işte kaldırılması zaten bir garabet. Hukukçularla konuşuyoruz. Türkiye'nin Aslında hukukla ilgili. tekrardan orada hemen Buyurun. söyleyelim sizin o cümle gitmeden. Anayasanın 90. maddesi uluslararası sözleşmelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onanmasını ister. Onadığı belgeyi de kaldırma yetkisini yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verir. Yani dolayısıyla kaldırmak gerçekten bir garabet ve hukuksuzluk. Biz bunu Avrupa Komisyonu ve Konseyi nezdinde de söyledik, dile getirdik. Hatta Avrupa Birliği nezdinde de dile getirdik. Yani bizde bir hukuksuzluk var, siz bunu kabul edemezsiniz. Bu sözleşmenin kaldırılma yöntemi hukuksuzdur. İç hukuktan üstün olan sözleşmedir bizim nezdimizde, bizim kanunlarımıza göre, anayasamıza göre. Ama siz burada kaldırım eylemini bir gecede tek kişi, tek adam demiyorum, tek kişi diyorum çünkü adamlık Türkiye'de yanlış kullanılan bir kelime, aynı zamanda kadın ve erkeği kapsayan dürüstlük ve doğruluktur. Bu nedenle tek kişi için verilmiş bir kararın, tek kişi tarafından verilmiş bir kararın yanlış olduğunun altını çizelim. Bir hukuksuzluk var, bir garabet var. Evet. Diğer yandan İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu durum sizce kadın ortamını nasıl etkiledi? Kadına şiddet ortamı. 30-37 yıldır ben Türkiye'de aktivistlik yapıyorum ve bunun nereden bakarsanız bakın 25 yıl bu şiddetin önlenmesi yolundaki gayretlerle, arkadaşlarla beraber çalışmayla geçmiştir. İşte 1994'lerdeki çıkarılan 4 maddelik kanundan, 2002'deki Medeni Yasanın yenilenmesine, 2005'te Ceza Yasasının kaldırılmasına ve işte sonrasında İstanbul Sözleşmesi süreci ve onun arkasından da o temeli yurt içinde yönetecek bir şekliyle sürecin İstanbul Sözleşmesi'nden 62-84'e evrilmesi. Şimdi biz bu sürecin içinde adım adım giderken 2011 yılında biraz önce bahsettiğim tam bu İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmiş mekanizmaların alt başlıkları o 82 maddenin içinde aslında Türkiye'de bugün şiddetin esamesinin okunmayacağı önlemleri, önleyici politikaları alan, kovuşturma, koruma yapan, politika üreten bir süreci hayata geçirecek yerde çıktı bize. Kadın Bakanlığı'nın adı Aile Bakanlığı'na dönüştü. İkisinin aynı zaman diliminde olması, iktidarın bir Çok tarafıyla ilginç. kadına şiddeti önlüyor görünmesiyle öte tarafta kadını ailenin içine koyması arasında bir bağlantı vardı. Biz aktivistler o gün dedik ki bu iktidarın kadına şiddeti önlemeye dair herhangi bir çabası ve gayreti olmayacak diye. O günden itibaren ama yine de elimizde hani kadın örgütlerinin bu işi takip ederek yargıda maruz kalanın yanında olabilmesini sağlayan maddeleri, kamuoyunu bilgilendirmeyi, baroları bilgilendirmeyi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin Türkçeleştirilmesine bile normalde Türkçe yazıldı. Avrupa Komisyonu'na giderken İngilizce'ye çevrildi. Ama onanmış halinin Türkçe'ye çevrilip kurumlara dağıtılması bile mümkün olamadığı için İşte emniyet teşkilatının birçoğu sözleşmenin içeriğini bilmiyordu. Hakimler ya da yüksek yargıdaki arkadaşlar, hakimler onlar da bilmiyorlardı. Kamuoyu zaten maddesel olarak bir şeyi İstanbul Sözleşmesi'nin kısa adını biliyor. Bu nedenle bilgilendirme çalışmalarıyla takibe ve kadınlara güç vermeye giderken süreçte bir dayanak vardı ve bu da kadını güçlendiriyordu. Erkeğin yani failin de bu konuda devlet İstanbul Sözleşmesi ile kadının yanında cümlesini beynine söylemesini zorunlu hale getiriyordu. Bir gecede çıktığınız zaman, bir geceden çıktıktan bir hafta sonra kadınlar kolluğa gitmemeye başladı.
kadınlar devlet bizim yanımızda değil diye düşünerek kolluğa gitmediklerinde şiddeti görünmez hale getirdiler. Ya da kolluğa gittiklerinde kolluk dedi ki ya bu süreç içinde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtik. Biz sizi koruyamayacağız. Bu cümleler bu ülkede söylendi. Hatta biz kamuoyu nezdinde açıklamalar yaptığımız için İçişleri Bakanlığı emniyet müdürlerinin hepsini toplayarak yok öyle bir şey, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ama sözleşme değil 62-84'ü uygulayacaksınız dediler. Mekanizmalarının hiçbirini yapmamışlardı ama o korku bile sözleşmeden geri çekilmeden önceki durumda etkindi. Geri çekildikten sonra sayılar hiçbir zaman 20'nin altına düşmedi örneğin. Bir ayda 20, 25, 30, 35, 40, bir günde 3 kadın, 4 kadın, 2 kadın gibi kadın cinayetleri sayıları arttı. Çünkü failin bu süreç içinde cesaretini aldığı nokta iktidardı. İktidara başka bir tarafı da, iktidarın başka bir tarafı da yargıya güç verdi. Yargı toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olduğu için cezasızlıklar geldi. Yani kadını yaralamış, klasik bir yaralama cezası, belki de ertelenen bir ceza ile karşımıza çıktı. Kadına karşı şiddet tanımı yoktu. Dolayısıyla ha kadını katletmişsiniz, ha bir başka şeyi, erkek katliamını yapmışsınız. Ya da tam o süreç içinde evli kadını katlettiğinizde kutsal aile yapısı olduğu için ailedeki kadının öldürülmesi başka ceza, dışarıda birlikte yaşadığınız ya da boşandığınız kadını katlettiğinizde aldığınız ceza bambaşka sonuçlara gidiyordu. Bu açıdan baktığınızda yani uzatmadan İstanbul Sözleşmesi yaşatır cümlesinin altı gerçekten doluydu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da marjinal kesimler diyor. Biz hiç marjinal kesimler falan değiliz. Biz insan hakları mücadelesi yapan bir kadın hayatının çok değerli olduğunu söyleyen sivil toplum örgütleri olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yaşattığına tanık olanlarız. Tanıklığımızın beyanını dile getiriyoruz ve yaşatır diyoruz. Bence yapılan yanlışın farkındalığıyla aslında bu kelimenin anlam bütünlüğünü bozmaya çalışan kurum ve kuruluşlarla Sayın Cumhurbaşkanı da yönlendirme yapıyor. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yaşatması için de biz hala devam ediyoruz. Yardım nedir yardım? İşte bilgilendirme, hukuki destek, sürecin içinde psikolojik destek, ihtiyaç, maddi yardım. Bunları devletin yapması gereken, devletin iktidarlarının yapması gereken. Bugün bu iktidardır, yarın bir başka iktidar. Ama o sözleşme gereği anayasada yaşam hakkı vatandaşının yaşamını korumak zorundadır. Çünkü hayatında bir kez korumadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Nahide Opuz davasında tazminata mahkum olmuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin çıkış nedeniydi. Onu da hatırlamış olalım rahmetli. Arkadaş annesi rahmet olmuştu. Kadın 8 kez mahkemeye gitmiş, 8 kez bıçaklandığı halde yargı ona 800 lira para cezası vermiş ve 3 ay hapiste cezalandırmıştı faili. Çıktığında hem Nahide'ye hem annesine saldırmış. Annesi vefat etmiş, Nahide yaralı kurtulmuştu. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonucunda da vatandaşını koruyamayan ülke olarak Türkiye tazminata mahkum olmuştu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatacağını herkes biliyor. Ama bizde siyasi hırslar, siyasi pazarlıklara giden bir yol var açıkçası. İstanbul Sözleşmesi yaşatır cümlesi sadece marjinallerin değil, bütün kadınların, Türkiye'nin yarısının düşündüğü şey. Eğer taraflı düşünmüyorsa. Çok haklısınız. Ben dediniz ki yardımda bulunuyoruz, hukuki yardımda bulunuyoruz. Size nasıl başvuruyorlar? Bir de onu isterseniz söyleyin. Yaklaşık 2007 yılından beri işletilen bir ev içi şiddet acil yardım hattı var. 0212-656-96-96 telefon numarası ve 0549-656-96-96 numaralı. Burada konusunun uzmanı psikolog, hukukçu arkadaşlarım telefonun ucunda gerek bilgilenme, gerek olay anında aradığınızda ya da olaydan sonra aradığınızda konunun durumuna göre sizi yönlendirerek hem
hukuki olarak gitmeniz, yürümeniz gereken normları hem psikolojik olarak içinde bulunduğunuz konumda rahatlatmayı ve güven sağlamayı, buradan eğer sığınağa gidecekse o sürecin yollarını hani öğretip yönlendiren bir kurum. Ulaşsınlar ciddi anlamda destekleri, hatta biraz daha ileri götürerek, örneğin bu süreçte sığınaktan çıktıktan sonra ya da sığınaktayken işe girmeleri noktasında özel sektörle çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Kadının güçlenmesi adına ya da içinde bulunduğu farkındalığıyla şiddetin daha ileri seviyelere gitmemesi anlamında önleyici tedbirlerin alınmasına gayret ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. 95 bine yakın kadın arkadaşımızın bizi aradığını, bu nedenle onlar içinden de 4 bine yakın arkadaşın can güvenliğini sağlanarak hayatta kalmaları sağlanmış acil yardım hattında. Bu verilerin analizleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'le çalıştığımızda, hani hangi ilden, hangi konumdan aradığını, hangi kurumdan ne kadar yardım aldığını, gittiği kurumlarda nasıl yönlendirildiğine dair bir raporumuz da var Birleşmiş Milletler UNFPA ile çalıştığımız. Çünkü son 10 yılda, özellikle 2014 yılından bu yana Türkiye'de bir şiddet raporu yok. Yani bakanlığın üniversitelerle çalıştığı, kamunun kamuoyuna sunacağı, COVID geçirmiş, deprem geçirmiş bir ülkede kadınların, çocukların içinde bulunduğu şiddet ortamını ya da taciz, tecavüz, istismar konuları ile ilgili elde verileri paylaştığı bir rapor yok. Şöyle bir yanlışın içindeler. Eğer biz açıklarsak, örneğin çok sayıda kadın öldürülmüş, bu iktidarımızın ayıbı olarak çıkar. Zaten ayıp ortada, biz hep beraber bunu örtelim demiyoruz, bunu yok edelim diyoruz. Yani bu ayıp sürdürülebilir hale gelmesin. Bu ayıbı önleyici politikalarla hem iktidar hem her konum, yani taşın altına elini koyması gereken kurumlar olarak birlikte çalışalım diyoruz. Bu anlamıyla da kadınlara destek vermeye sivil toplum örgütü olarak iş dünyasıyla, yerelde eşitlik başlar diyerek de belediyelerle çalışmalar yapıyoruz. Canan Hanım, o rapordan biraz bize feedback verir misiniz? Ne vardı raporun içinde? Raporda örneğin cinsel istismar görmüş çocukların yargıya gitme noktalarında güçlenmesi var aradıklarında. Yani utanma, saklama, fail utansın diyoruz biz. Bunu yapan utansın. Yargıya yönlendirerek suçun cezasız kalmaması noktasında bizi arayan çocukların yaş ortalamaları var. Yine bu raporda kadınların hangi illerden, işte metropol kentler nüfus olarak çok yoğun olduğu için ve farkındalıkları daha fazla belediyelerle çalışıldığı için, örneğin belediyelerin billboardlarında telefon numaralarımız var. Belediyelerin dağıttığı broşürlerde bizler varız. İşbirliği protokollerimiz olduğu için daha çok bilgilenen taraftan aranan, örneğin Doğu ve Güneydoğu'dan çok fazla arayışın gelmediğine dikkat çekiyor rapor. Neden gelmiyor? Çünkü belediyeleri kayyuma devredilmiştir. O süreç içinde kayyum bu işbirliğine yanaşmıyor ve dolayısıyla da bilgilendirmeyi sahada sivil toplum eliyle yaptığınızda yetersiz kalıyor açıkçası. Türkiye'nin geneli üzerinden şiddetin kolluğa gittiğinizde nasıl refüze edildiğinizi, şiddet önleme izleme merkezlerinde hala devam eden liyakatsiz personelin konuya bakış açısının yanlışlığı üzerinden gelişler var. Ben size kitabını da göndermiş olayım en kısa zamanda. Memnun olurum. Canan Hanım, şimdi siz konuşurken bir yandan şunu düşünüyorum. Ben geçen yıldan bu yana sürekli olarak deprem bölgesine, depremden de bahsettiniz, çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında davet ediliyorum. O bölgelerde özellikle e-ticaret konusunda eğitim verdiklerini iddia eden programlar görüyorum. Fakat son zamanlarda aldığım bilgiler, bu eğitimlerin aslında göstermelik olduğu, bir kısmının, hepsinin değilse de bir kısmının. Şimdi biz bir, aslında hani hep söylenir, aynı gemideyiz. Ülke olarak bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamdaki kadınların
ve onların yetiştirdiği çocukların, bu şiddetin, bütün bunların şeyini düşündüğünüz zaman, faciasını düşündüğünüz zaman şunu merak ettim. Size kimler destek oluyor? Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak size gelen firmalar var mı? Aa, çok sayıda var ya. Özellikle şimdi tam da depremi söylerim. Hatta ben hafta sonu bir televizyon kanalına katıldım. Orada da söyledim. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu tür sosyal yardımları yapan örgüt şeylerin, özel sektörün adının açıklanmasını reklam olarak görmemeli. Bu bir yarış olarak kabul edilmeli ki özel sektörde gerçek anlamda bu yarışı kim finale daha çok gider, çabuk gider, daha çok yardım yapara çevirmeliyiz diye. Bizim 21'e yakın, biz depremden önce de depremden sonra da bu yardımları alan kuruluşlarız. Ev içi şiddet acil yardım hattımızı özel sektör destekliyor maddi olarak. Orada çalışanların maaşı özel sektör tarafından veriliyor. Oranın iletişim masrafları özel sektör tarafından konumlandığı, bulunduğu binasının desteği gene özel sektörden. Yani bizim sadece bu bilgileri ve durumu yönetme konumu dışında bir maddi olarak katkı koyduğumuz bir yer değil özü bizim ev içi şiddet acil yardım hattımız. Deprem zamanı da en çok övündüğüm, en çok güvendiğim ve her yerde de dile getirmeye çalıştığım bir özelliği oldu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun. Daha depremin ikinci gününde ne yapılacağına dair deneyimin gereği ortaya bir mor yerleşke konusu çıkarıp dördüncü, beşinci gününde bununla iletişim kurduğu özel sektörden 21'e yakını biz sizinle varız, bu konuda de yanınızdayız demişti. Bilmiyorum tabii burada isim açıklamada o korku süre gelir mi, yoksa isim açıklamakta açıklayabilirsem hemen ilk baştan da söyleyebilirim. Boyner'den, Shell'den, Penti'den, Zorlu'dan, Eczacıbaşı'ndan, Odeobank'tan, elçiliklerden, İrlanda Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, Kanada Büyükelçiliği, Airbnb, Pegasus, TPF gibi, Bayer gibi bu süreç içinde, Fransız Büyükelçiliği, bunların her biri aklıma ilk gelenler üzerinden gidiyorum. İLO'su, UNFCCC'yi, UNDP'si. Yani ben buradan hepsine binlerce teşekkür ediyorum. Bu sadece benim hemen ilk söylemde aklıma gelenler. Hatta bazılarını, La Lorraine burada, bakın şimdi geliyor hemen aklıma. Bazılarını kabul etmeme durumuna da geldik. Yani biz bu fon çok büyüdü, yönetemeyiz, başkalarına dönün. Çünkü hacmi önemliydi. O 10 yerleşkeyle yola çıktığımız yerde 31 yerleşke oldu. Yani şu an 18 ay sahada kaldık. 18 ay boyunca da bu kuruluşlar bize her konuda destek ettiler, destek yaptılar ve hiçbir insan onurunu eksik koymayacak şekilde, ona yakışır şekilde dizayn edilmiş bir süreçte psikolojik danışmanlık, güvenli kadınlar için şiddetten arındırılmış güvenli merkezler oluşturdular. Ben bu nedenle özel sektörü çok önemserim. Baştan unuttum, Unilever. İlk etapta biliyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından uzak bir yönetim anlayışımız var. Deprem olduktan sonraki zamanın haftasında biz Unilever'den PET gönderimini rica etmiştik. 1 milyon adet PET'in oraya ulaşması önemliydi. Çünkü kadınların bu ihtiyacını göz ardı eden yardım kuruluşları var Türkiye'de. Bunun için de menopoza girse dahi korkudan kanaması olabilecek ya da normal süreç içinde regülisi olabilecek kadınlar için ilk yaptığımız işte çadır. Sonra tüm bunların yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Adana, İzmit, Mersin, Ankara Büyükşehir Belediyeleri bizimle beraber, İzmir, hep beraber bu çalışmanın içinde yer aldık. Yani ilk çadır kentlerin içinde yerleşkeler oldu. Sonra farklı konumlarda konteyner kentlere taşındı. Ben özel sektöre güvenen, yerelin eşitlik yerelde başlar felsefesini desteklediği kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki bazı konular dayanışarak, taşın altına elini koyarak ve tüm bu bilinci yayma adına da medyanın duyarlılığı çok önemli. Sesi yükseltmenin en önemli alanlarından biri doğruyu, doğru literatüre bağımlı olarak da kelimeler üzerinden de çalışmaları doğru yansıtması önemli açıkçası. Canan, başta biraz bahsettiniz ama ben o konuya bir daha dönmek istiyorum.
Bu kadın yürüyüşlerini, kadının sesinin duyulmasını valilik neden engelliyor? Güvenlik diye bir bahane atıyorlar ama güvenliği sağlamak onların zaten asli görevi, kendi görevini reddetmiş oluyor. Yapamayacağını söylemiş oluyor. Neden sesin kendini? Çok çok güzel tespit bu. Yani kendini egale ediyor. Yani burada ben sizin güvenliğinizi sağlayamayacağım. Şöyle biraz geriye gidelim. Biliyorsunuz Kadıköy Meydanı'nda şiddete uğramış bir kadının ben aynı zamanda şiddete hayır dediğim için o dönemde arkadaşlarımla 11 kadın arkadaşım da yargılandı. Bende de ters kelepçe nedeniyle sol omuzumun kası ve sağ bacağımın çapraz bağları filan koptu. Yani onun acısını da çekiyorum hala operasyonlarla. Ben her yürüyüşte kadına şiddet olmasın diye toplumsal bir ses yükselten kadınlara ya da dayanışan erkeklere şiddet uyguluyor iktidarın görevli olduğu mülki amirleri diye önceden aldıkları tedbirle aslına bakarsanız daha çok sesimiz duyuluyor. Bize katkı sunuyor. Bu açıdan acı çekiyoruz, bir yerlerimiz yaralanıyor, işte gözaltına alınıyoruz. Hiç problem değil ama bütün yabancı ve yerli medya organlarında dün akşam bu konu vardı. Yani bir utanç duvarıydı. Bir de aynı polis arkadaş, yani eşi de öldürülen, kız kardeşi öldürülen, kızı katledilen de oradaki polis arkadaşlar ya da kendileri son dönemlerde dikkat ederseniz polis arkadaşlardan da kadın cinayetlerine kurban giden arkadaşlar var. Burada size de bir zararı dokunmayacak ama kamu o kadar çok siyasileşti ki valisi siyasetçi, polisi siyasetçi, kollama göreviyle güvenlik yapmak isteyenlere siyaset yüklüyorsunuz, sorumlu koyuyorsunuz. Çünkü yanlış yaptığında görevinden alıyorsunuz. Belki hani ev geçindirecek, kaynak yaratacak diye düşünmeye çalışıyorum ben. Çünkü ben de bir memur ailesi çocuğuyum, ben de devlet memurluğu yaptım. Bize verilen görevlerde yanlışta ben hatırlarım daha ilk memuriyetin ilk aşamasında bir yanlış yapmam istendiğinde ben yapamam demiştim. Şerh koymuştum, onu ailem bana öyle öğretmişti. O süreçten sonra da bir noktadan sonra ayrılıyorsunuz. O dönemlerde iş bulma şansınız fazla, kaynak olarak kendinizi geçindirme çeşitliliğiniz var. Şimdi bu da yok. Dolayısıyla eğer bir göreve atandıysanız devlet iktidar devleti olmak durumuna geliyor. En büyük yanlış burada başlıyor. Koruyamayacağına güvenirken aslında bıraksa sesi belki hiç ses çıkmayacak. Sadece bağıracağız, yolumuza devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Oradaki söylediğimize de kadına şiddete hayır, kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bu kadar, yani bunun dışında söylenecek cümle de yok. Ölmesin, çocuklar istismara uğramasın. Ben bu konuların yanlış olduğunu düşünmüyorum. Hadi ben bu olayın içindeyim. Karşı tarafta da bu anlamıyla kadına şiddeti gelin dövelim, öldürelim, işkence yapalım. Ya biz cahiliye döneminde canlı canlı mezarlara konulan kadınlar için bugün yaslar tutuyoruz. Yani o dönemler neydi diye. Bugün geldiğimiz noktada 2024'te insansız aracın uzaya gittiği süreçte teknolojinin her bilgiyi her haneye, her kişiye ulaştırdığı dönemde neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Yan yana gelmiş kadınlar mı? Biz o gün Taksim Meydanı'nda, Diyarbakır'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Hakkari'de ses yükseltiriz ama o ses sosyal medyada gümbür gümbür hani mikrofonda yatılmış gibi de çoğalır. Bence engelleme aslında en büyük hatalardan biri bu sürecin geçtiğimiz yıllardan önceden başlayan, yani Covid döneminden beri bir gelenek haline gelmesi, yürüyüşü yasaklama anayasada var olmasına rağmen eylem kararlılığınızda anayasanızın varlığı önemli. Ama siz burada diyorsunuz ki izin alınmadı, izine gerek yok ki. Yani izine gerek yok. Kendiyle çelişen, hatta çelişen şeylerden biri de şimdi aklıma geldi. Özür dilerim, siz sormadan belki söyleyeceğim. Yok. Dün yayınlanan bir kreş konusu vardı hatırlarsanız. Biz yıllardır belediyelere eşitlik ilerlerde başta kreş açılıyoruz. Ben hatırlıyorum. Evet, 11 yıldır ben Beylikdüzü'nden Ekrem Bey'le tanımadan başladığımız bir süreçte kreş açın, seçim bildirgesi kreşti. Sonra sadece Ekrem Bey değil, Türkiye'de her değişik partilerle eşitlik yerelde başları çalışıyoruz ya, her partiye lütfen kreş açın, kadın danışma merkezi açın. Çünkü
uluslararası sözleşmelerimiz var bizim. Yine anayasamızda 10. maddenin pozitif ayrımcılık maddesinde devlete bir yük vermiş. Demiş ki kadın erkek eşitliğini sağlamakla görevlisiniz. Bu konuda bu eşitlik için yapılmış eylemleri de sorgulayamazsınız diyor. Yani kendi kendine görevi vermiş devlet zaten. Bu da merkezi hükümete görevi veriyor öncelikle. Ama uluslararası sözleşme SEDAV, Birleşmiş Milletler Kadınlara Ayrımcılık Önlenmesi Sözleşmesi de der ki merkezi hükümetin yapmasının yanı sıra yapılmadığı yerde yerel de inisiyatif almalı. Yerel de bunları kadınların eşitliği için toplumsal uyumun ve refahın sağlanması adına bunlar yapılmalı. Yerele de bu görev geliyor. Siz kalkıp diyorsunuz ki sen kreş açamazsın. Türkiye'de 86 tane devlet kreşi var. 105 tane İstanbul Büyükşehir. Topladığımızda Türkiye'deki belediyelerle iktidar merkezi hükümetten çok daha fazla kreş var. Bu ne demek? Bütün belediyelerin ilk seçimdeki bildirgesinde ortaya koyduğu, görev olarak üstlendiği olaydır kreş. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yanlışlar da hakikaten cidden bu ülkede sıkıntılar yaratmaya başladı. Hem laiklik adına söylem geliştirirken yaptığı yanlışlar hem de bu süreç içindeki kreş yanlışlığı. Ben açıkçası Türkiye'nin var olan düzenek içinde merkezi hükümetin görevlerini aksattığı yerde yerelin bunları yapmakla mükellef olduğunu düşünenlerdenim. Ne güzel söylediniz. Aynı fikirdeyim Yusuf Tekin hakkında. Yani bir Milli Eğitim Bakanı olarak yakışmıyor yaptığı şeyler ya da kendisi bakanlığa yakışmıyor. Benim son sorum Canan Hanım, siz bundan sonra neler yapacaksınız kadın dernekleri ve kadın dernekleri federasyonu olarak? Ayrıca hükümetten neler bekliyorsunuz ya da belediyelerden bundan sonra? Geçtiğimiz Ekim ayının ortalarında bir Aile Bakanı'nın daveti olmuştu. Özellikle bu surdaki katliamdan sonra şiddeti nasıl önleriz diye ben 32 maddelik bir liste verdim Sayın Bakan'a. Türkiye'de yapılması gereken önleyici politikalar olarak da devreye girmesi aslında atla deve olmayan yani ufacık bir kararlılıkla iki gün içinde bu 32 maddenin değişimle hayatı değiştireceğine inananlardanım. Hatta ben 6 ayda Türkiye'de şiddetsiz bir dünya yaratmak mümkün diyenlerdenim. Bu 32 maddenin içinden bir tanesine itiraz etmişti Sayın Bakan. Demişti ki ben Anayasa Mahkemesi'nin kaldırdığı resmi nikah olmadan dini nikah olmaz maddesi kaldırılmış ve dolayısıyla da çok sayıda 18 yaş altı kız çocuklarının dini nikahla tecavüze yönlendirildiğini biliyoruz, tanıklığımız var. Burada bu nikahı kıyan hocalara ceza verilmediğini, dolayısıyla bu maddenin yeniden düzenlenmesi ve cezai müeyyidenin gelmesini talep etmiştim. O böyle bir durum olamaz diye kabul etti, yanlışlık var diye. Sonra gerçekten bakanlık içinde bunun doğru olduğu ortaya çıktı ve bu konuda ilgileneceğini söylemiştim. Umut ederim ki diğer 32 maddenin de sadece bakanlık inisiyatifle olmadığını da biliyoruz. Bunu da buradan söyleyeyim ben. Hiçbir bakanlığın kendi inisiyatifiyle bir yönetimi yapmadığını hepimiz biliyoruz. Ana merkezi karar organı ideolojik olarak sistematik siyasi güçlülükle şunlar yapılacak maddelerini çizdiği için de belli adımlar atılamıyor bu nedenle. O 32 maddelerden biri örneğin yargıda 62-84 sayılı yasanın getirdiği koruma kararlarının sürelerinin kısalığıydı. Koruma kararları 6 ay olabilir. Kadını şiddetten korumak, ölümden korumak. Şimdilerde yargıda cezasızlıkla hükmedilen süreçlerde 10 güne kadar indi. Bununla beraber 4+4+4 sisteminde kız çocuklarının, oğlan çocuklarının ciddi anlamda eğitimden uzaklaştırılması vardı. Bunların her birinin hayata geçmesi. İşte medeni kanunun tek eşlilik konusunda, nafaka konusunda söylemlerin yanlış geliştiğine dair cümlelerimiz var. Kadın Bakanlığı'nın ve Çocuk Bakanlığı'nın kurulması gibi taleplerimiz var. Bunlar merkezi hükümetten beklediklerimiz. Sadece merkezi hükümetten bu kadar değil o 32 maddede ama zamanı iyi kullanmak adına en önemlilerini dile getirmiştim. Etki ajanlığı konusu bugün iktidar ve muhalefetin anlaşarak birlikte yapmaya çalışacağı bu yasal metnin aslında sivil toplumların ve gazetecilerin aslında dilini keseceğini ve bu
doğru haber alma sürecini etkileyeceğini, cezayla hani değnekle dedikleri terbiye etme süreci olarak bizim bu dönemde önemsediklerimiz nokta. Ama tüm bunlarla beraber yerel yönetimlerin de dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın 25 Kasım şiddete karşı eylem planının açıklamasındaydım ben. Her kelimesinin altına imzamızı koyduğumuz bir İBB gibi belediyelerin deklare etmesi gereken söylemlerde hem farkındalık hem önleyici politikaları hayata geçirme açısından. Bu nedenle belediyelerin de bu konuda duyarlılıklarını, danışma merkezleri, şiddetin engellenmesi adına bilgilendirmeleri yapması gerekiyor. Ama tüm bunların yanı sıra sivil toplum kurumları da çok önemli. Şöyle dört kişinin yan yana gelip bir Avrupa Birliği projesi almak adına kurduğu dernekler değil, sahada gerçekten bu konunun uzmanı olmuş, gerçekten bu konuyla ilgili yasal mevzuatların yapımında ve uygulamasında çözüm üretebilecek doğru, tarafsız ve politika üstü. Bu çok önemli. Siyasi bir taraf olmadan devletin sürdürülebilirliğini ve doğru akil kararlar alabilmesini sağlayacak konumlarda da sivil toplum örgütlerinin sözlerine ve seslerine kulak verilmeli. Çünkü son dönemlerde işte hem Narin'de hem Sıla'da hem Şeyma'da meydana gelen güruhların içinde bunu ranta evirmeye çalışacak arkadaşlarım da olayın bambaşka noktalara gitmesi ve kafa karışıklığına sebep oluyor. Farklı duyumsal ve duygusal maddi ne derler çıkar uğruna yapılan işler olarak geliyor. Sözün özü olarak şunu söyleyebilirim ki bizim buradan sonraki yapmamız gereken yaptığımız en iyi bildiğimiz işi devam ettirmenin yanı sıra Türkiye'de bir ilki hayata geçirmek istiyoruz. Kadın Çocuk Yaşam Merkezi 50 odadan oluşacak bir merkezle hem politika üretmek hem deprem bölgesindeki arkadaşların depremin bölgesinin dışına alarak yeniden hayata bağlanması adına gayret sarf etmeye çalışıyoruz. Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi önleyici politikalar sunmak. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ayrıca dijitalde istismar konusunu önemli olarak gündemine almış bulunuyor. Ve Pekin artı 30 dediğimiz 94 yılında Pekin'de toplanmış ve kadın politikaları şiddet konusunda deklarasyon yayınlamış Pekin artı 30'un Orta Avrupa ülkelerini sekreteryalığını yapıyoruz. Üç ana konuyu ciddi anlamda önemsiyoruz dolayısıyla. Önleyici politikaları getirmek ve aynı anda da bir yan olarak kara para aklamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına girmesi için uluslararası arenada fikir beyan ediyoruz, politika geliştiriyoruz. Yani bizim için Türkiye'nin içindeki şiddetin önlenmesi, kadın hareketinin dünyayla birleşik halde sürdürülebilir olması, yeni teknolojilerle beraber daha güçlü, ayağı yere sağlam basan, hayatta umudu olan ve yaşam konusunda sorunu olmayacak bir yaşam biçimi ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalar. Sizi kutluyorum Canan Hanım. İnşallah bir dahaki 25 Kasım'da bunları konuşmuyor, daha güzel çözülmüş olarak konuşuyor oluruz. Teşekkür Ondan ederim. Ondan önce bir konuşmayı sizinle Yaşam Merkezi'nde yapacağız. Yaşam Merkezi'ne davet edeceğim ve oradaki fikrimizi çok güzel. Yani 25 Kasım'dan önce bir kez daha buluşacağız sizinle. Çalışmaları tamam. Görmeniz, gözlemlemeniz açısından. Ben çok teşekkür ederim çok bu sevindim. Fırsatı verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Sevgili D24 izleyicileri, toplumun yarısı kadın. Ve bu kadınları eve kapattığınız sürece yetişen çocukların mentalitesini, ruh halini düşünün. Gerçekten kadınlara önem vermemiz lazım. Kadına şiddeti engellememiz lazım. Erkeklerin kadınları kendilerinin malı gibi görmesini sonu gelmesi lazım. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesi demeyeceğim, zaten hukuken iptal edilmiş değil, yeniden çalışmaya başlaması lazım. Herkese teşekkürler.